Hamza'nın elektrikli araçları gruplandırması aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştüren kettle daha sonra çamaşır makinesi ampul Saç kurtma makinesi ve ısıtıcı olacaktır elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürenler bakın iki de verilen lamba floresan, ampul ve e, burada gördüğümüz ısıtıcı olacak elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştüren de bakın burada verilen matkap e, daha sonra çırpıcı robot çamaşır makinesi daha sonra saç kurutma makinesi içinde pervane dönüyor ve elektrikli süpürge olacak. Buradan cevabımız aşık olacaktır. Şemadaki bilgilerden yanlış olanlar çıkarıldığında kalan harfler aşağıdakilerin hangisinde doğru belirtilmiştir diyor. Şimdi elektrik devrelerinde fazla akım geçtiğinde akımın geçmesini sigorta sağlar arkadaşlar. Bu ifade doğru iletken teller kullanılarak yapılmıştır diyor bu ifade de doğru İletken tel kullanacak ki akımı fazladan geçtiğini fark edebilsin elektrikli aletlerin güvenliğini sağlar devreye seri olarak bağlanır sigortalar kullanacağı devreden geçen akım değeriyle aynı değerde seçilmemeli arkadaşlar sigortalar kullanılacak devreden geçen akım değerinden çok az bir miktarda yüksek olması gerekiyor. Buradan yanlış olanları çıkardığımızda G, Ü ve N harfleri kalıyor. Cevabımız B şıkkı. Farklı enerji kaynaklarından elektrik enerjisinin üretilmesini sağlayan güç santrallerinin avantajları olduğu gibi dezavantajları da vardır. Aşağıda bazı güç santrallerinin dezavantajlarına örnekler verilmiş. Buna göre dezavantajına örnek verilmeyen güç santrali demiş. Küresel ısınmaya neden olan fosil yakıtların kullandığı termik santral olacaktır. Verimli tarım arazilerini su altında bırakabilmesi hidroelektrik santrallerin dezavantajı. Atıkların çok tehlikeli olmasa nükleer santralinin. Burada jeotermal santralinin dezavantajlarına örnek verilmemiş cevabımız C şıkkı. Almila özdeş alüminyum teller, piller, kaplar ve eşit miktarda su kullanarak K ve L düzeneklerini kuruyor. Başlangıç sıcaklıkları eşit olan suların 5 dakika sonraki sıcaklıklarını karşılaştırıyor. Buna göre Almila'nın yaptığı deneyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bir devrede açığa çıkan ısı miktarı iletkenin direnci, iletkenden geçen akımın büyüklüğü ve akımın geçiş süresine bağlı ve doğru orantılıdır diyor. Şimdi baktığımızda arkadaşlar birinde bir tane diğerinde iki tane pil kullanılmış. Farklı olan pil sayısı o zaman bağımsız değişken de pil sayısı olacaktır. K düzeneğinden daha uzun süre akım geçirilseydi K ve düzeneklerindeki suların son sıcaklığı eşit olabilirdi. Çünkü burada iletkenden geçen akımın büyüklüğü fazla olduğu için L kabındaki sıcaklık artışı daha fazla olacaktır. L düzeneyinde alüminyum tel yerine farklı cins tel kullanılsaydı K ve L düzeneklerindeki suların son sıcaklıkları eşit olabilirdi. Yani burada direnci daha düşük bir tel kullanılsaydı arkadaşlar iki tane pil olmasına rağmen e, yine aynı sıcaklık değerine eşit olabilirlerdi. K düzeneyindeki suyun son sıcaklığı L düzeneyinden fazla olur demiş. Hayır. L düzeneğinin iletkenden geçen akım daha fazla çünkü iki tane pil kullanılmış ve burada doğru orantılı olduğunu söylemişti. O zaman L düzeneğindeki suyun son sıcaklığı daha fazladır. Buradan cevabımız B şıkkı. Aşağıdaki güç santrallerin hangisinin çalışma prensibi yanlıştır diyor. Nükleer santraller radyoaktif maddeler kullanılarak elektrik enerjisi elde edilir. Hidroelektrik santraller barajlarda biriktirilen suyun hareket enerjisinden elektrik enerjisi üretilir. Rüzgar santrali rüzgarın türbinleri döndürmesiyle oluşan hareket enerjisinden elektrik enerjisi elde edilir. Jeotermal santral yerin derinliklerinden çıkan kömürün oluşturduğu ısı enerjisiyle elektrik enerjisi üretilir diyor. Hayır, jeotermal santrallerde yerin derinliklerinden çıkan sıcak suyun oluşturduğu ısı enerjisiyle elektrik enerjisi üretiliyor. Buradan cevabımız değişik olacaktır.